Evet canlar, bugün bu videoyu size bu şekilde tamamlamak durumundayız. Aslında Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için gidip hem korteji çekelim istedik. Bir kısmını çekmiştim biliyorsunuz, zaten sizlere yazdım bir gün video paylaşamayacağım diye. O görüntüleri de aslında yakmak istemedim açıkçası. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü erken saatte bile çok büyük bir izdiham vardı aslında Konya altında. Gerçi gece buradan evimizden dahi drone gösterileri buradan gözüküyordu. Hı hı. Çok net. İnanılmaz güzeldi o renkler falan. Ama annem ben kendimi iyi hissetmiyorum diye telefon açınca artık Belgin de ben de bıraktık. Apar topar eve geldik. Allah'tan bir şey yokmuş ama birden gözlerim karardı. Tansiyonum da düştü. Sanki gözümün içinde çöpler oluştu gibi. Yine var bugün de ışık yansıması şey. Daha iyiyim şimdi. Korktuk. Biz korkunca dayım da çıktı sağ olsun. Çıktı geldi. Yapılacak bir şey varsa diye. Bir gözlük taksan aslında. Gözlük takacağım gidelim. Şey, rüzgar falan girmemesi lazım. Onu dedi. Daha annemi de ben de geleyim diyordu. Toz. Biz dün sıkıştık arada. Bizi telden iki tane kadın aldı. Ben oraya gitmeyeceğim. Dışarıya. Şurada. Anne orası da çok inanın her yer. Sen ben oraya gidersen git bu gözle. Çıkmamın lazım küçük bir rüzgar. Birisi aniden çarpar bilmem. Ha, gideceksen dedim bandaj yapalım göğsünü, öyle dedim hani. Evet. İnsanlar en azından bilince, görünce dikkatli olurlar dedim. Neyse Allah'tan çıkmaktan vazgeçti. İyi ki de vazgeçmiş. Zaten biz de vazgeçtik. Geriye geldik. Şey yapmadan. Zaten şey demedim ya. İyi ki de zaten gidemeyecektim. Çünkü kendimi hiç iyi hissetmedim. Dün. Elim kolum tutmuyor. Bir şey istemiyorum. Televizyona bakmak istemiyorum. Dün yattığım yerde sığamadım edemedim. İçimde bir sıkıntı, bir şey. Yani sabaha kadar uyumadı. Uyumadı. İçimde sıkıntı vardı. Uyumadı. Sabaha kadar uyumadı. Sen ne yaptın? Ayı hep çekildi mi? Çekildi. Çekildi işte, şimdi verdiler raporunu. MR çekilecek beyninden. Ona randevu almanız lazım. Ondan sonra doktora tekrar gideceğiz. Bakacak doktor. Göz tansiyonu için bir takipçimiz şey yazmış. Ankara'da mı İzmir'deki mi? Profesör şey demiş. Bu yaban mersini. Ama tazesi satılıyormuş. O yaban mersinini kaynatıyor musun? Suyunu ayırıyor musun, o şey yaban mersinin kendisini? Buzluğa koyuyor musun? Göz doktoru söylemiş bunu. Göz tansiyonu için. Suyunu? Suyunu değil, tanesini. Evet. Yani önce bir haşlıyor musun? Tamam. Suyunu değil ama suyunu ayırıyor musun? Tanelerini buzluğa koyuyor musun? Günde 100 gram kadar tüketiyor musun? Göz tansiyonuna çok iyi geliyormuş. Göz doktoru söylemiş. Bir takipçimiz yazmış. Ama bu her yerde satılanlardan değil diyor. Bu hakiki göz için olandan böyle taze yeni çıkmış olanları satılıyormuş. Oluyor, pazarlarda oluyor. Doktor söylemişti, aklıma geldi. Gerçi şey yapacağız artık sen. Normal mersinden daha pahalı oluyor. Evet. Küçük siyah siyah. Siyah. Böyle. Çok faydalı normalde, genel olarak faydalı. Yaban mersini. Aklıma geldi, dedim nasıl olsan geliyorsun sık sık gelip gidiyoruz diye söylerim dedim. İşte bakalım. Damlaları şimdi kullanıyorum düzenli, o zaman gelsin bir hafta 10 güne kadar nasıl olacak? MR çekildikten sonra bir götürü gösteririm. Ama kendimde hissediyorum yani düştüğümü. Onu artık MR çek, MR'ın sonucunu da alıp öyle gideceğiz. Gideceğiz. Hı. Ama dediğim gibi beyin doktoruna giderken, cerrahına giderken beraber gidelim. Hani hem beyin kanaması geçirdiğin zamanı bilmem neyi söyleyeceksin. Hı. Dediğim gibi ama o belgelerini şey yapma. Onlara bir dosya oluştur. Çantamla şeyi dedi kadın, unuttum. Gözlüğü, okuma gözlüğünü getir demişti. Evet. Tamamen çıktı aklıma. Ben de güya akşamdan arayacaktım seni, hatırlatacaktım. Unuttum. Ben de unuttum. Telaşla ben de neyse, unuttum. Neyse yine de ölçtü. Sadece bir gözlüğü götürüp ölçtürmen lazım. Yani gözündeki ayarla gözlüğün ayarı. Bir, aynı mı diye. Aynı mı? Yükseldi mi? Gerçi onu şeyde de götürebiliriz. Gözlükçülere de götürebilirim. Onlar da ölçüyorlar ya. Aletler var. Gözlükçüler var. O da olur. Olympus Hastanesi'nin orada. Oraya götürürüm gözlüğü. Ölçerler bana ölçüsünü. Gözlük
gözünü kaç numaraysa elindeki şey yazdıklar. Onu gösteririm. Ona göre bakarlar. Onu işte beynim arına da sonucunu MR çekildikten bir hafta 10 gün sonra veriyorlar gerçi sonuçta. Acaba doktora da bir annemin şeyini kontrolüne gittiğimizde bir soralım. Cuma günü annemi ben kontrole götüreceğim. Tamam. Bir soralım. Şeyi çıkıyor hemen de raporu 10 gün sonra çıkıyor. Hani sonra raporu de beklemeden oradan bakması yeterli mi yoksa raporu istiyor mu diye bir soralım yine doktora. Bazısı çünkü hani gerek yok diyor hani. MR çekildikten sonra ben buradan bakarım diyor. Yok yok unutmam cuma günü götüreceğiz çünkü annemi. Sen şeyini aldın mı? Şimdi alışık olduğumuz damlayı aldın mı yanına? Almadım. Ama o cumaya kadar yeter yetecek sana. Yetecek herhalde. Yapınca da var içinde herhalde dökülüyor. Sadece ameliyatta gözüne mi? Hı. Evet evet. Damlamış. Buna sadece o gözü damlatıyor. Bir damlaysa dediğin gözükürse. Unuttum ve bu gözüme de damlanın birini. Dün yere unuttum. Damlattım hemen. İyi gelmiyor tabii. Hayır ben damlatıyordum damlalarını. Ama ben damlatırken şey yapamadığı için gözünü kırpıyor. Geldim kirpinin hemen, üstünde kalıyor damla. Yıkadım hemen gözümün içini şeyini ama gözümü bulanıklaştırdı. Anne o tabi biraz da merceklerin yapışmasını sağlaması için veriyor. O sadece bir damlanın bir tanesi antibiyotik mikrop kapmasın diye şu anda. Ama diğer damlan merceğin yapışmasını kolaylaştıracak. İyi en azından ödem hiçbir şey olmamış. Onun için de ağrısı olmadı zaten. İnşallah yoktur şu anda gene ödem. Olsa herhalde ağrı. Ağrın olur anne duramazsın ağrıdan. Ben gece 1:30'da dayımı aradım ya. Dayı benim doktora gitmem lazım diye. Ta doktorun kapısına gittim de işte dayım o zaman geriye dönüş yaptı. Ama benim dikiş sürtündüğü için ağrı yaptı. Nadire diyor annem diyor bir hafta diyor bağırdı diyor damlaları dökerken diyor. Yapıyordu çok dedim birisi yapıyor. Orada da zaten gözüm için yıkarlarken şey döktüklerinde yakıyor. Kıpırdanma kıpırdatma böyle kendimi o kadar kastım böyle sıktım ki hani şey etmeyin diye. Bağlamadılar mı kollarını? Robot gibi. Beni bağladılar. Hiç kıpırdamayacaksın dedi çünkü kollarımdan bağladılar. İlk defa hani şey etmezdim ne zaman bitecek diyerekten artık o 20 dakikayı geçiremedim. Bir de ondan tam uyuşmadan. Uyuşmadan yaparsan burayı ayağa kaldırırım söyle. Uyuşturmuyorlar dayı. Psikolojik olarak etkileniyorsun o cihazın tamam, uyutmasın, çıtını. Uyutmasın ama uyusun ondan sonra ben orada acı hissettikten. Hayır uyuşuyor ama psikolojik olarak etkilendiğin için sen onları hissettiğinde canın acıyacakmış gibi hissediyorsun ya ondan kasıyorsun kendini. Benim yoksa uyuşuyor yani. Acıdı benim. Güler'in de olurken dedim diyor Güler hani ben de diyor ilkinde diyor şey oldu diyor. Ağrıdı diyor, acıdı diyor. İkincisinde bir hafta sonra oldu ya. Demiş, bana biraz daha demiş, şeyden demiş, uyuşturan damladan daha fazla dökün demiş. Ben hissettim demiş, hissediyorum demiş. Onda diyor, fazla döktüler diyor, hissetmedim diyor. Ben çünkü 2-3 defa ben şey ettim, bir de lensi takarken ben çok zorlandım. Şimdi lens senin gözünde mercek. Mercek işte. Mercek. O kalacak yani. Kalacak. Tabii, o kalacak. Bak sanki içinde şurasında içinde şöyle upuzun bir çöp var sanki. Ya anne, mercek o, yapışmadı tam. Anne daha yapışmaz mı? O göz alışana kadar geçecek dişlerimiz de aynı değil mi? He. Yaptırıyoruz ağzı alışana kadar o dişlere. Ne kadar oldu benim? 1 seneye geçti. Hala daha sanki yabancı bir şey var. Ağzı kendininki gibi olmuyor. Ben nasıl psikolojim bozulmuştu ya. Benim bir de o merceğe ışık geldikçe dışarıya çıktığımda adım attığımda böyle gözümün içinde bir şey dolaşıyor gibi geliyordu. Sanki gözümün içinde kurt geziyor gibi geliyordu. Şöyle bir çıkarıp atsam diyordum. İnsanın sinirleri bozuluyor. Sizin ne var yine? Bir ayda yapışacak. Bana 2 seneye kadar yapışabilir dedi o zaman Ferşat Hoca. Biz niye bekledik ikinci ameliyat için? 1,5 sene bekledik. Aşağı bak böyle televizyonun altında yanan şey var ya. Böyle hani lazer ışıkları veriyorlar da. Daha alttan şey, alıyor. Böyle lazer ışığı geliyor böyle. Işıklar. Bunu kapatıyorum gözümü, bunu şey diyorum, bunda yok. Ama bunu açtım mı oradan
yansıyor. Nasıl yazar şeyleri yapıyorlar da ta şeyden izliyorsun. Öyle ya, yakışan arkadaşım. İnsanın başına gelmeyince bilmiyormuş. Bilmiyorum. Yani resmen yani Allah korusun kör olmuş kız. Bir şey görmüyor. Ben görünce o gün şey senin göz altına alınca hani sen de tedirgin olma diye bir şey diyemedin. Dedim hiç gören bir şey çok az bir nokta var. Evet. Sadece şu kısmında köşeden görüyorum. Oradan görüyorum. Senin bu taraf görmüyor. Benim bu de taraf bu taraf görüyor. Benim bu taraf bu tarafındaydı. İşte zaten doktor o yüzden dedi ya normalinde olması gereken iç tarafın görüp dış tarafın görmemesi lazım. Dayımın tam tersi olduğu için zaten beyinden şüphelendi de beyin MR istiyor şu anda. Ben bu tarafını görmüyorum. Benim gözüm de senin gibiydi çünkü. Benim de o yüzden web istediler. Benim de ters taraftaydı. Olması gereken bu değil dedi çünkü o zaman doktor. Ters olduğu için senden şu an beyin MR istedi. Acaba beyinde mi bir şey var diye. İnsan gide gele öğreniyorsun işte. O gün dedim hani annem kaşıntı var deyince annemin doktoruna dedim hani ben zaten kullanıyorum kendi gözüm için dedim. Annem bazen dedim beni damlaya alıyor hani ben yedek alıyorum dolaba koyuyorum çünkü benim hiç kaşımamam gerekiyor ya gözümü. Onu kullansak olur mu dedim hayır dedi doktor ben başka bir damla yazacağım ona dedi. Belki de ameliyatta olduğu içindir. Ben şimdi kaşta döktüm. Onu işte damlalarını aksatmayacaksın anneciğim. 10 dakika. 2 saatte bir. 2 saatte bir. İlk gün 1 saatte bir döktük. İkinci gün 2 saatte bir çevirdi. 1 saatte bir geliyor benim. 2'de dökeceğim. Dışarıya çıktığında damlalarını al yanında unutmayın dışarıda. Sen ne yapacaksın? Bugün gitmeyeceğim ben sahneye. Gitmeyin belki yeterse Cuma'ya kadar. Ben ne zaman gideceğim o tarafa? Niye? Ben elden damlaları alsam da gelsem. Çok acil yetiyor bunu. İyi o zaman. Cuma benim şey yaptığımızda. Veya Ali bu tarafa, o da bu taraflarda herhalde oturuyor. O bu tarafta oturmuyor anneciğim, o soğuk su tarafında o tarafta oturuyorlar. Geçerken bırakıver derim. Ne o tarafta değil. O tarafta oturuyorum. O tarafa geçeceksen. Neyse banka işini hallet ama şey dışarıda gözlüğünü tak güneş gözlüğünü. Tak gözlüğünü tak. Gözlüksüz çıkma. Evet. İşini hallet. Çok şey yapmadan da oyalanmadan da gel. Çünkü biz de dışarıya çıkacağız Balgin'le. Sıcak mı şu an? Değil. Yanıyorum. Sen hasta olduğun için de içim. Yanıyorum. Günahın elimi kaynatayım mı? Altta hiçbir şey yok. Şu ensene kadar üstücüğüm yanıyorum. Tansiyonun nasıl acaba? Tansiyonum oluşuyor. Tansiyonum olsa ben hemen ensemde. Şey git ölçelim üstüsen tansiyonu. Tansiyonum. Neyse banka işini halledin çok dolaşmayın. Sen de hastasın annem de hasta. Kalkayım ben hemen. Ben dışarıya çıkacağım çünkü. Hadi kalk. Evet canlar hepinize bu özel ve güzel günden merhabalar diyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Belgin'cimle tişörtlerimizi giydik. Ay, evet şöyle birimiz de Ay Yıldız, birimiz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Erken saatte bir çıktık ne var ne yok. Hem Cumhuriyet coşkusunu yaşayalım hem sizlerle bunları paylaşalım istedik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Gerçi bugün sabahtan beri zaten. Kutlamalar sabahtan kutlamalar. Beri birkaç günden beri evet. Kutlamalar var ama bugün daha da yoğun isterseniz tabii ki 29 Ekim olduğundan dolayı. Özellikle ama dün akşam o korna sesleri hiç durmadı. Hiç. Ne mutlu evet. Ya gurur verici. İnsan tüylerinin her yerde bayrak var. Ben istiyorum ki Nihal abla bir tek böyle özel günlerde bayrak olmasın. Herkesin balkonunda hep bir bayrak olsun isterim. Benim bayrağım hiç eksik olmasın. Hiçbir şekilde Nihal abla verdi. Arka balkonda bir sürü aldım. Rengi balkon, var ne oldu? Bir hafta da gitti. Ya gitsin çok önemli bir bayrağı değiştirdim ama şu anda 29 Ekim'den dolayı inanılmaz derece bayrak fiyatlarını öyle böyle evet çok yükseltmişler. %200, %300, 3 katına 4 katına bayrak fiyatlarını katlatıp şu 29 Ekim'i atlatın bayrağımı değiştireceğim. Sen de bayrağını alıp indirme. Kalsın. Şey dayım almış. 3-4 gün önce aradı.
Yengemi hastaneye yatırdılar ya tekrar ameliyat için. Ameliyatta parça unutmuşlar. Kadınlar sordun mu? Ondan ağrısı oluyormuş. Tekrar ameliyat edip o parçayı alacaklarmış. Yazık ya. Şey demiş doktor, o kalan parçadan o kadar ağrı olmaz aslında demiş. Demiş doktor, ve yalan mı söylüyorum, hani adım atamıyorum ben demiş. Canım ya, hayret bir şey. Şimdi yoğun bir ilaç tedavisi uyguluyorlarmış da dayım dedi, buradaki eve aldıydım bayrak dedi. 220 liraya almış. Şeye de istiyorum dedi. Daha benimdeki evin kapısına da istiyorum dedi dayım. Bakarım dayıcım dedim. Ben dedi hani şeyde olacağım, hastaneye gideceğim, hafta sonu için çıkaracakmış yengemi. Çok dedi yükselmiş dedi bayrak fiyatları, hani siz dedi geziyorsunuz dedi. Ben de sordum, Zira babacık bir bayrak 13-250 lira fiyatlanmış. Benim oraya hiç olmazsa birebir buçuk olmam lazım. 5. okulda için yüzüktü yani. Büyük bir şey. Ben şeyi çok seviyorum. Bu tek tarafı duvar bitişik nizamdaki binaların tek tarafına bayrak yap, resmi yaptırıyorlar ya. Ama bizim öyle bir olasılığımız yok. Bitişik nizamda bizim yan binaya şey ya, bitişik. Ara yok, resim yapılabilecek. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Hem daha kalıcı oluyor. Kalabalık nasıl? Baksana millet araba park edecek yer bulamıyor şu anda. Her yer tıkılsın. Buraya park ediyorlar ya. Buraya park edip herkes Konyaaltı'na yürüyor. Gündüzden Konyaaltı o kadar kalabalıktı. Arkadaşım resim paylaşmış. Bu saatte artık ne kadar kalabalık olduğunu hiç bilmiyorum yani. Ben her sene ağlayarak dönüyorum. Daha zaten gittiğim zaman ağlamaya başlıyorum. O şey içim böyle çok bir tuhaf oluyorum ya. Bak herkes gidiyor artık yavaş yavaş. Kırmızılara giymiş artık. Biz oradan caddeye çıkalım Belgin. Evet, şöyle gösterelim, balkonların pek çoğu zaten. Bu taraflar aslında iş yeri. Bir tane büyük bayrak bulmalı Belgin. Senin balkondan benim balkona kadar. Aradayla boşsa nasıl olur şu an? Güzel bir yer. Oturuz, içe içe. Tamam, daha güzel bir yer. Tamam, ben onu bilmedim ki. Şurada oturalım. Ben de orayı dedim de sonra denizi kenara. Atatürk Parkı'na da girebiliriz. Girilmiyor daha, yasak. Atatürk Parkı'na yasak mı? Ha, içeri almıyorum. Tamam. Almazlar. Ya almazlar. Benden haber veriyorum. Şu bak, ben
girebilir miyim? Nasıl mı? Evet. Akşamüstü teknelerimizle süslenip gelecekler Türk bayraklarıyla. Bir de denizden geçiş yapıyorlar. Konyaaltı Belediyesi'nin önünden de motorlu bir grup çıkıyor Türk bayraklarıyla birlikte. Erken geldiğimiz iyi oldu Belgin. Yoksa kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşacak kalabalık bir anda gelince. Evet. Dönüşte artık orada hiç yer kalmaz. Hiçbir yerde kalmaz. Benim korkum o. Korkuluklara insanların çok yüklenmesinden korkuyorum. Evet. O kadar kalabalığın bir anda yüklenmesi. Bir anda insanlar bakmak için bir izle almışlık da yani bir anda şey yapmalarına korkuyorum. Yüklenmelerine korkuyorum. Aslında oraların korkuluklarını tahta yapmışlar. Oranın içinde şey yapabilirler. Krom nikel yapabilirler bu. Ama şeyi bozmak istemiyorum oradaki. Adını sen söyle. Gerçi bak burada insanlar korkuluklarının önüne de geçmiş. Korkuluk yok ki orada. Var mı? Var, iç tarafında var. Düşeceğim. Bir fazla tehlikeli.
Tuba koş ya, hadi şu ben döndüm in. Bu kadar bir yanına, o bahçenin şeyle durduk postalarını bakarım. Bu kadar eksik kaydın artık. Ya bir dakika, kaydın olsun. Kaydın olsun. Pegasus'a da geçtik de çünkü beraber. Evet. 6:30'da başlayacakmış yürüyüş. 6 çeyrekli bayraklar da var. Yarattığı her yaşta başta bütün dünyanın saydığı baş kumanda demir ağlarla öldü ana yurdu dört başta. Evet, şu an o kadar çok.
Tellerimizi hemen atladık. Boğuldu çünkü inanılmaz kalabalık sıkıştı. Hayatımdan beri böyle güzel yer geçti. Belki şöyle devam edelim. Aynen. Görmedim. Şimdi varyantın üstünden bir şeyden alacağız. Yemek yedim. İnsanlar akın akın hala gelmeye devam ediyorlar. O kadar gurur verici, o kadar güzel bir duygu ki. Arka tarafındaki kalabalığın zaten haddi hesabı yok. Tellerden aşarak ancak geçebildik. Sarabaların falan da böyle. Bir de annem de gelmeyi düşünüyordu. Ben ne yapayım sence bugün yemek? Ağzını kırın. Ama bu 6 litre yalnız. Sen daha büyük istiyorsun değil mi? Büyüksü 7 litre yalnız. Sen ne diyordun buna? Active fry. Active fry değil ya. Air fry. Bak Özgür'ün 4 adet çift kişilik nevresim takımı 261 TL taksitle diyor. Yine iyi. Orada otururken ayaklarım şey olmuş. 12 taksitle bile alsa 12 taksitle bile ne var nevresi? 4 tane nevresi. O kadar yapar mı? Nevresim bile 17-17-17 İşte onu diyorum ya. 15 ay taksit ediyorum. 15 ay yapmaz. Ekstra fark koyuyor 15 aya ev kur. 15 ay değildir yani. Ev kurla çalışmadığım için bilmiyorum işte. Neyse ev kurun alçak olduğunda ben alırım. Ben de gencerlerle çalışamıyorum. Aynen. Gerçi yengem şey dedi. Hani alçak olduğum bir şey olursa dedi gencerlerden. Hani bizim hesabımızın üstünden de alabilirsin dedi. Ev parça bir şey alacaksın. Herkesi mi arayacaksın? Her gün yani. Şu dosyaları ancak hallettirip. Şey zannettim yani çift tabancalarını. Şemsiyeler yavaş yavaş çıktı. Ay ben tamamladım şemsiyeleri. Ben daha almadım biliyorsun. Neyse Leyla almadım. Bende var zaten. Bir yere gidecek olursan bendekini alabilirsin yani. Sıkıntı yok. Böyle şey yapmıyorum. Onun var şemsiyesi. Benim yok. Bunun şemsiye yok. Benim şemsiyem kırıldı. Kim kırdı acaba? Kırdı benim şemsiyemi. Kırdı bunun şemsiyesi. Diğeri neymiş? Diğeri? Ama bunların şeyleri farklı. Bak, daha da. Kesimleri farklı mı onların? Yarım santim fark eder Belgin. Yarım santim. Ne yapsak X saç mı? X saç ama ne? Yani X saç gibi de durmuyor.
Larç olur gibi mi geliyor sana? Şu orada bir tane daha var onun bedenine. Evet, burası 2 alıyor demiş. Yerleri çok güzel ama eşofmanların. Şuradaki. Ya ben renk olarak şunu çok beğendim. Onun rengi benim de çok hoşuma gitti. Ama bu da üstler. Ama üstler çok şey. Ya çok fark etmez ki Belgin zaten. Kumaşları çok güzel Belgin. Sen beğendin mi teyzeciğim? Sen beğendin mi? Bilmiyorum. Acaba alsam değişim yapar mı? Sorarız. Şu rengi de çok güzel. Bak siyah. Sonra bir kahve bir bu. O yeşil de bulamadım ama bak o koyu gri de var Belgin. Ben borcu da nereye almıştım? Borcu yapacağım. Aman ha. Bir tanesini beden olarak bir dene de ona göre bakalım. Uzun gömlek elbise. Mal 149 lira. Buranın ürünleri çok kaliteli ama... Olsun. Elektriğe çarpılmadan giyip denediğin sürece sıkıntı yok Belgin. Çarpılırsan haber ver yalnız. Şunun rengi çok güzelmiş. Aslında fiyat olarak da uygun. 349 lira. Ama ben elimi yine siyaha atmasam olmaz. Evet, geldik Belgin'e eşofmanı aldık, geriye gidiyoruz. Evet, sadece bu kadar. Evet. Paşa enişte aradı. İşi bitmiş, çarşıya gelmişken sizi de alayım dedi. Hiç olmazsa yürümeden dedik, geriye döneriz. Belgin'e eşofmanlarını aldık en azından. Belgin bak. Belgin, %70 indirim varmış. Terlikler girmiş midir acaba %70'e? Evet, tamam biz de oradayız. Hani girdiyse de onlar da %70'e bayağı ekonomik olurdu. Aynen. Işıklar da indiriyorum dedi. Şuradan büyük ihtimalle şurada düşün. Anneye sinsen sığarlar. O zaman karşı taraf ne yaptı? Yazlık ayakkabılarda mı girdi %70'e? Oraya aslında bir gün gelip bakmak lazım Belgin %70'se. Hani Ela abla %70 indirim diyor. Ben paşanın duracağı yerden bahsediyorum. Acaba nerede? Ama üniversiteyiz sadece. Şimdi büyük sezon indirimi varmış. O zaman kış sezon indirimi değilse kışlık ayakkabılar botlar falan lazım. Sezon indirimi ne düşünüyorum? Ama şimdi yaz sezonundayız ya teyzeciğim. Kış sezonunda geçiyor. Evet. Bir ay sonra kışa gireceğiz. Bir ay sonra var. Aslında eskiye bakarsak Kasım'a girmiş olduk. Yaklaştık zaten Kasım'a. Evet, Ekim bitmek üzere. Ekim bitti. Biliyorum. Aslında kış biz hala tişörtlerle geziyoruz. Evet, normalde eskiye baksak şu anda biz kış dönemindeyiz. Kasım'dayız. Tamam. Hakan! Ne oldu? Ne oldu? Ana! Gel, gel. Neden ağlıyorsun sen? Aşkım, aşkım. Hadi benim aşkım. Ne olmuş? Bak bak süt alacağız ama şimdi evet. Sana. Sen otur koltuğa. Süt alacağız şimdi sana gel. Bak Nihal'in yanına geç. Evet, sen gel. Koltuğa otur öyle.
Hayır, tamam bakalım, ben buradayım anne, burada. Evet enişteciğim, teşekkür ederim. Yürütmedin bizi. Ama öyle bir iyi geldi ki. Ben kaç gündür çok yorgundum zaten, çok iyi oldu. Evet. Neyse, alacaklarımızı aldık mı? Belgini aldık. İşimizi hallettik mi? Hallettik. İyi oldu. Evet, ben de artık sizlerden yavaş yavaş müsaade isteyeyim. Yani inşallah sizlerle görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Hadi bay bay. Hoşça kal. Hoşça kal yok mu? Telefonu hoşça kal.